Merhaba arkadaşlar, İsmail Özen, 3B Eğitim Kurumları Türkiye Edebiyat Öğretmeniyim. Bugün size edebiyat akımlarını anlatacağım. 19. Föy, Föy'den takip etmek isteyen arkadaş varsa hemen açalım şöyle Föy'ümüzü. Evet, şu edebiyat akımlarından her sene AYT'de bir soru geliyor. Son 10 yılın sorularını incelediğimizde şunu görüyoruz. Daha çok akımların Türk edebiyatına bakan yanını sormayı tercih etmişler. Şimdi başlamadan önce şunu da söyleyelim. Edebiyat akımları durup dururken çıkmamış. Yani bunları hazırlayan bir takım siyasi, sosyal, felsefi nedenler var. Batı tarihini bir miktar bilmek gerekiyor. Edebi akımları çok iyi kavrayabilmek için. Şimdi ben de şunu yapmaya çalışacağım daha çok ders anlatırken. Birçok kitap var piyasada edebi akımları anlatan. Öğrenciler muhtemelen şurada problem yaşıyor. Bu maddeleri ezberliyorsunuz. Fakat motamot aynı cümleler gelmediğinde soru metninde öğrenci şaşırıyor. Dolayısıyla şunu yapmaya çalışacağım. Birazcık daha buradaki maddelerin felsefi zeminini ve ardındaki mantığı izah etmeye çalışacağım anlatırken. Şimdi edebiyat akımı nedir? Belli bir sanatçı grubunun belli bir dönemde ortak dünya görüşü, ortak sanat estetik anlayışı çerçevesinde oluşturduğu edebiyat hareketi ve bu bağlamda yazılmış eserler bütününe edebiyat akımı, edebi akım diyormuşuz. Yani sanatçıların arasında bakın ortak bir estetik anlayışın olması gerekiyor zaten. Ki birçok sanatçıya baktığımızda, aynı akım mensubu olan sanatçıya baktığımızda ortak dünya görüşüne de sahip olduklarını görüyoruz. Hem edebiyat hareketine hem de bu bağlamda yazılmış eserler bütününe edebi akım diyormuşuz arkadaşlar. Şimdi buraları geçelim. Çünkü Yunan edebiyatı değil de sadece şey anlatacağım, akım anlatacağım. O şeyleri de sormuyorlar. Evet. Şimdi hümanizmden başlamak gerekiyor. Neden? İlk edebiyat akımı olan klasisizmin temelinde hümanizm var. Aslında bakın hümanizm Batı tarihi için çok önemli bir dönüm noktasıdır. Şu anlamda yani Rönesans'ın, Reform'un, işte daha sonraki sanayi devriminin, bugünkü seküler Batı toplumunun temelinde hümanizm var. Dolayısıyla hümanizmi iyi anlamak gerekiyor. Bunun için de şunu iyi anlamak gerekiyor. Batı'nın tarihine baktığımızda şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz arkadaşlar. Eski Yunan medeniyeti var Batı'nın tarihinde. Eski Yunan medeniyeti var Batı'nın tarihinde. Latin Roma medeniyeti var. Bildiğimiz Bizans İmparatorluğu'nun Bizans İmparatorluğu diyebiliriz. Daha sonra Milat dediğimiz olay Hazreti İsa'nın doğumudur biliyorsunuz. Hristiyanlık var. Bunlardan sonra hümanizm var bakın arkadaşlar. Bunlardan sonra hümanizm var. Yani bunları bir anlamak gerekiyor. Hümanizmi kavramak için. Hümanizm 14-15. Yüzyıllarda İtalya'da ortaya çıkmış. 14-15. Yüzyıllarda İtalya'da ortaya çıkmış. Edebiyat akımı değil arkadaşlar. Bir yapıcı felsefi düşünce bu. Önemli bir değişime, dönüşüme neden olan felsefi bir düşünce, felsefi bir eğilim arkadaşlar. Şimdi eski Yunan medeniyetine baktığımızda mesela Homeros'un İlyada Odisesi M.Ö. 8. 9. yüzyılda yazılmıştır. Biz eski Yunan medeniyeti dendiğinde şunu hemen hatırlıyoruz. Felsefe çok gelişmiş eski Yunan'da. Görece de olsa demokratik denilebilecek bir toplum yapısı var eski Yunan'da. Ve felsefenin çok gelişmiş olmasının nedeni hayatın merkezinde insan aklı olduğunu gösterir. İnsan aklı yani yapıcı unsur değerleri nasıl yaşayacağımızı
tamamen insan aklı belirliyor. Bunu şu manada düşünürseniz daha kolay anlayacaksınız. Mesela Hristiyanlıkta, dinlerde bizim nasıl düşüneceğimizi, nasıl yaşayacağımızı aklımız değil, insan aklı değil, Tanrı ve din belirler bir anlamda. Böyle düşünmek gerekiyor. Dolayısıyla eski Yunan medeniyetinde felsefenin bu kadar gelişmiş olmasının nedeni insana ve insan aklına çok değer verilmiş olmasıdır. Yani yapıcı unsur insan aklıdır. Hatta bugün eski Yunan medeniyetiyle ilgili herhangi bir ansiklopediye falan baksanız böyle çok o dönemin idealize ettiği çıplak erkek kadın heykelleri falan görürsünüz. Bu neyi gösteriyor? İşte insana çok değer verdiklerini gösteriyor. Yine mesela tanrıları bile insan suretinde tasavvur etmişlerdir. Bu da eski Yunan'da insana ne kadar değer verildiğini gösteriyor. Sonra bakın Latin döneminde de kısmen bu anlayış devam ediyor. Aşağı yukarı aynı anlayış devam ediyor. Hristiyanlıkta Hazreti İsa yeni bir din getiriyor. Başlangıçta milat bakın bu. Roma İmparatorluğu bu dine karşı çıkıyor. Hatta Yahudilerle birlikte Hazreti İsa'yı çarmıha gerdiğine inanıyorlar şu an Hristiyanlar. Fakat daha sonra Roma İmparatorluğu milattan sonra 300 yılında Hristiyanlığı resmi din olarak kabul ediyor arkadaşlar. Ve bakın milattan sonra özellikle 5. yüzyıldan sonra artık Hristiyanlık tarif olmuş. Hatta biliyorsunuz 475 yılında yüzlerce İncil varmış piyasada. Bir konsül toplanıyor İznik'te ve İncillerin sayısını 4'e indiriyor arkadaşlar. Ve skolastik dönem başlıyor. Milattan sonra 5. yüzyıldan bakın 5. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar skolastik dönem başlıyor. Skolastik dönem. Nedir skolastik dönem? Kilise baskısı, din baskısı. Yani Hristiyanlığın, tarif olmuş Hristiyanlığın halk üzerindeki, düşünce üzerindeki, insan üzerindeki baskısı. Bu dönemde bakın, karanlık çağda derler, düşünmek yasak. Kilise dışında insanların kitap okuması, bilimsel araştırma yapması yasak. Hatta yakılarak cezalandırılıyor. Düşünen insanlar, kitap okuyan insanlar. Bugün Batı'da, İspanya'da ve Romanya'da var bildiğim kadarıyla. Engizisyon Müzesi var. Orada işkence aletleri var arkadaşlar. Bir araştırmanızı tavsiye ediyorum. Bu dönem, bu uzun bakın yaklaşık 10-100 yıllık dönem arkadaşlar. Papaların, din adamlarının cennetten endülijans adıyla toprak sattıkları dönem arkadaşlar. Mesela yakın bir zamanda okumuştum. Vaftiz esnasında tebessüm etmenin cezası 3 gün hapismiş gibi. Böyle tuhaf şeyler var. Araştırmak, bilimle uğraşmak yasak. Çok ciddi cezaları var bunun. Arkadaşlar mesela gene yakın bir zamanda okumuştum. Metalden yapılmış bir boğa var. İçi boş bir boğa var. Karnında bir dolap kapağı gibi kapağı var. İnsanları onun içine koyuyorlar. Kapağını kapatıyorlar ve ateşin üzerine koyuyorlar. Yavaş yavaş ısındıkça içeride bağırıyor. Bu şekilde can veren insanlar olmuş. Din adına yapmışlar bunu arkadaşlar. Bu manada bakın hümanizm şudur. En genel anlamda eski Yunan ve Latin eserlerine dönüştür. Peki eski Yunan ve Latin eserlerine döndüğümüzde neyi buluyoruz? Eski Yunan ve Latin eserlerinde özgür düşünceyi, insan aklına verilen değeri, değil mi? Hayatın yapıcı unsuru olarak insan aklını görme, insan merkezli dünya tasavvuru ne derseniz arkadaşlar. Eski Yunan ve Latin eserlerine dönüşmüş hümanizm. Yani hayatın merkezinde artık Tanrı ve Hristiyanlık yok. İnsan ve insan aklı var arkadaşlar. Hatta
şöyle geçer kaynakların bir kısmında araştırırsanız göreceksiniz. Hümanistlerin büyük bir kısmı, gerçek hümanistlerin büyük bir kısmı ateist veya agnostiktir. Çünkü en genel anlamda hümanizm, bakın, Hristiyanlığa ve skolastik düşünceye reddiyedir. Niye böyle bir şey yapmışlar? Çok zulüm görmüşler. Bir araştırmanızı tavsiye ediyorum. Yani skolastik düşünceyi, Engizisyon'u bir araştırmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi şuradan tekrar bakarsak, hümanizm insanlık aşkı, tüm insanları sevme ülküsü anlamını taşır. Evet, öyle bir boyutu da var tabii ki. Edebiyatta hümanizm ise yeniden doğuş anlamına gelir. Bu yeniden doğuş, eski Yunan ve Latin eserlerine dönerek yeniden doğuş anlamına geliyor. Yani eski Yunan ve Latin eserlerine dönerek yeniden dönüş anlamına geliyor. Orta Çağ sonlarında Yunan ve Latin uygarlıklarına karşı duyulan hayranlık aydınları harekete geçirmiş, o dönemin eserlerini incelemek önüne geçilmez bir hareket haline almış. Böylece hümanizm eski Yunan ve Latin dillerini, eserlerini inceleme akımı olarak ortaya çıkmıştır diyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi klasisizme geçebiliriz. Klasisizm, kuralcılık diğer adıyla 1660 akımı. 1660 akımı. Evet. 1660 akımı da derler. Tam net bir tarihi var bunun. En uzun süren akım Batı tarihinde. 1830'larda romantizmin ilkeleri kesin bir biçimde ortaya konacak. Oldukça uzun bir dönem. Yaklaşık 200 yıla yakın bir dönem. Bakın arkadaşlar. Evet. 1660 akımı da deniyormuş. 17. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkmıştır diyor. Zaten akımlar hep Fransa'da ortaya çıkmış. Bir iki istisna var. Bir iki istisna var arkadaşlar. Onları da göreceğiz. Mesela neydi işte fütürizm akımı İtalya'da ortaya çıkmıştı. Arkadaşlar Marinetti tarafından ilkeleri ortaya konmuş, İtalya'da ortaya çıkmıştı. Bunun dışında akımlar genel itibariyle Fransa'da ortaya çıkmış. Şimdi klasisizmin anahtar kelimeleri neler? Biraz önce söylemiştim. Aslında klasisizm, bakın, hümanizmin edebiyattaki karşılığı olarak da düşünebilirsiniz. Edebiyattaki karşılığı, hümanizmin edebiyattaki karşılığı. Peki hümanizmde neler vardı? Hayatın merkezine insan aklını koyma vardı. Hayatın merkezine insan aklını koyma. Bunu nerede bulmuşlardı? Eski Yunan ve Latin eserlerinde bulmuşlardı. O zaman bakın, klasisizmin anahtar kelimeleri akıl, mantık, sağduyu, insan tabiatı, eski Yunan ve Latin eserlerine dönüş. Akıl, mantık. Onları şöyle silip de şuraya yazayım isterseniz arkadaşlar. Bunların üzerinde durur klasisizm. Akıl, evet. Akıl, mantık, evet. Sağduyu, anahtar kelimeleri bir anlamda. Sağduyu. İnsan tabiatı, insan tabiatı, evet. Eski Yunan ve Latin eserleri. Eski Yunan ve Latin eserlerine dönüş. Latin eserlerine dönüş. Evet. Kısaca klasisizm bu aslında. Şimdi bunları değiştirdiğimiz zaman niye böyle olduğunu anlamaya çalıştığımızda şöyle bir şeyle karşılaşacağız. Niye akıl, mantık, sağduyu, insan tabiatı hümanizmin sanattaki, edebiyattaki karşılığı olduğu için? Neden akıl, mantık, sağduyu, insan tabiatı? Skolastik düşünce ve Hristiyanlık bin yıl boyunca din adına insanlara zulmettikleri için bir anlamda Tanrı'ya ve Hristiyanlığa, dine reddiye var hümanizmde. Klasisizmde de bunlar var. Yani olağanüstülüklere yer verilmez klasisizmde. Ne vardır? Eserlerin akla, mantığa, sağduyuya uygun olması amaçlanır. Akla, mantığa, sağduyuya uygun olması amaçlanır. Ve
bütün eserlerde bakın öznel insan değil, evrensel insan tabiatı anlatılmıştır. Evrensel insan tabiatı. Tabiat derken karakteri. Hatta Lavoisier diye bu akımın temsilcilerinden birinin Karakterler diye bir eseri var. Yani mesela Molière'in Cimri adlı eserinde evrensel bir cimri karakteri anlatılır. İnsanı anlatmayı ilke edinmişler. Hatta o kadar belirgin bir hümanizma etkisi var ki klasisizm akımında tabiat ihmal edilmiş. Tabiat hiç yok. Yani şu manada yok. İşte diyelim Racine, Corneille, Molière zaten tiyatro eserleri bunlar ama yazdıkları eserler. Tabiat tasviri yoktur hiç. Eserlerde tabiat tasviri yoktur hiç. Evet, eski Yunan ve Latin eserlerine dönüş hümanizmde de vardı zaten. Zaten biz bakın bunları şu akıl, mantık, sağduyu eski Yunan ve Latin eserlerine dönerek bulduk. Hristiyanlıkta bulmadık. Skolastik düşüncede bulmadık. Bunları nerede bulduk? Eski Yunan ve Latin eserlerinde bulduk. Akıl, mantık, sağduyu. Evet. Şuradaki maddelerin izini sürelim. Klasizm Yunan ve Latin edebiyatları geleneğine bağlı bir edebiyat akımıdır diyor. Söyledik. Bu akım 17. yüzyılda Fransa başta olmak üzere bütün Avrupa'ya yayılmıştır. Klasik edebiyatta Yunan ve Latin edebiyatları örnek alınmış. Neden örnek alınmıştır Yunan ve Latin edebiyatları? Skolastik düşünceden 1000 yıl boyunca çok çektikleri için. Yani bunun izahı herhalde böyle yapılabilir. O edebiyatların sanatçıları gibi yazmak amacı güdülmüştür. Zaten klasizmi de göreceğiz bakın. Şurayla ilgili ki divan edebiyatına benzeyen yanıdır klasizm. Biraz sonra böyle bir madde göreceğiz muhtemelen. Önemli olan konu değil, konunun işleniş biçimidir. Bu bizim divan şiirinde de vardı. Mesela diyelim ki işte eski Yunan'da Sofokles bir eser yazmış. Ya da Ezop masalları diyebildiğimiz Aisopos Ezop masalları var mesela eski Yunan'da. Aynı masalları La Fontaine'de yazmış klasik dönemde. Aynı eser. Ama bu nesirdir, bu nazımdır. Yani önemli olan konu değil, konunun işleniş biçimidir. Dolayısıyla klasik dönemde işte Racine, Corneille, Molière'in eserlerini incelediğinizde İşte eski Yunan'daki Örüpit gibi, Sofokles gibi yazmayı amaçladıklarını göreceksiniz. Zaten biraz sonra söyleyeceğiz, bu dönemde henüz roman hikaye gelişmemiş arkadaşlar. Daha çok şiirde, şiir eleştirisinde ve tiyatroda gelişen bir akımdır. Tiyatro derken dram da henüz ortaya çıkmamış. Dram da henüz ortaya çıkmamış. Eski Yunan'daki gibi komedi ve trajedi var arkadaşlar. Klasik edebiyatta akıl ve sağduyu egemendir. Akıl ve sağduyu ön plandadır. Akıl yoluyla gerçeğin ve doğanın incelenmesine önem verilmiştir. Akıl yoluyla gerçeğin kavranmasına önem verilmiştir. Mesela bunun öncesinde skolastik düşüncede akıl yoluyla doğanın ve gerçekliğin kavranması yok. Ney yoluyla kavranması var? Hristiyanlık yoluyla gerçeğin, doğanın kavranmasına önem verilmiş skolastik dönemde. Mesela demiş ki işte kilise dünya düz bir tepsi gibidir. Tamam, bitmiştir. Onun dışında, kilise dışında bu konuda başka hiçbir kimsenin söz söyleme hakkı yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla bakın hümanizmde ve klasizmde düşüncenin temelinde yani hayatın temelinde insan aklı var, insan düşüncesi var ve insan aklıyla doğanın incelenmesine önem verilmiş. Gerçeğe benzerlik en önemli kurallardan biridir. Bir eserin gerçek olmasından ziyade gerçeğe benzerliği önemlidir klasizmde. Birebir gerçek olmasındansa gerçeğe benzerliği önemlidir. Zaten bir sonraki maddede onu söylüyormuş. İşlenen konunun gerçek olup olmamasından çok gerçeğe benzer olması aranır. Yalnız seçkin ve olgun insanlar ele alınmış. Ahlak önemlidir klasizm akımında. Ahlak ve erdem önemlidir. Ahlak erdem önemlidir arkadaşlar. Ve eserlerde böyle bir ahlak, böyle bir erdem ama hümanist ahlak, hümanist erdem bu.
Hristiyanlığın erdemi, Hristiyanlığın ahlakı değil. Sanatçılar eserlerinde kendi kişiliklerini gizlemişlerdir arkadaşlar. Sadece romantizmde gizlememişler aslında. Sadece romantizmde gizlememişler. Neden? Çok duygusal oldukları için. Çok duygusal oldukları için. Romantizm zaten benim yani öznel düşüncenin tam manasıyla edebiyata yansımasıdır. Eserlerin konuşma diliyle yazılması, yani dilin ulusal olması gerektiği görüşü benimsenmiş, uygulanmıştır. Dil açık, yalın ve sağlamdır. Dil açık, yalın ve sağlamdır. Klasisizmde dil açık, yalın ve sağlamdır. Süssüzdür. Mesela romantizmde göreceğiz arkadaşlar. Romantizmde dil süslüdür. Evet. İnsan dışındaki her şey ihmal edilmiştir. Neden? Hümanizmin sanattaki karşılığı olduğu için. Yani her şeyin merkezinde insanlar, insan tabiatını açıklamayı amaç edinmişiz. Mesela romantizmde göreceğiz. Romantizmde tabiat kutsanmıştır. Tabiat kutsanmıştır romantizmde. Yani mutlak iyiliğin, saflığın mekanı tabiattır. O yüzden sanatçılar, düşünürler, medeniyetten ve şehirlerden kaçıp tabiata sığınmışlardır adeta. Romanlarda da mesela Sefiller romanı 1000 sayfalık romanın 350 sayfası aşağı yukarı 350 sayfası aşağı yukarı tasvirdir, betimlemedir. Sayfalar süren tasvirler var. Biraz sonra romantizmde bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Evet. Doğa kavramı klasik edebiyatta insanın iç doğası, ruh hali anlamında kullanılmış. Tekrar tekrar aynı şeyleri söyleyip duruyoruz. Ama zaten bilerek tekrar ediyorum bunları. Burada söz konusu olan evrensel insan tabiatıdır. Evrensel insan tabiatıdır. Sanatçılar eserlerinde kendi kişiliklerini gizlerler dedik. Yani arkadaşlar mesela bu şu demek, belirli bir kişinin öznel bakış açısından ziyade evrensel insanı yakalamaya çalışmışlar. Eserlerde biçim kusursuzluğuna önem verilmiş, divan edebiyatına benzeyen yanı. Divan edebiyatına benzer diye bunun karşısına yazalım. Divan edebiyatına benzer. Divan edebiyatında da şekil kusursuzluğu aranmıştır. Evet, şekil kusursuzluğuna önem verilmiştir. Konuya değil, konunun işleniş biçimine önem verildiği için aynı konu başka başka sanatçılarca ele alınmıştır. Divan edebiyatında da var bu bizim arkadaşlar. Mesela divan edebiyatından hemen bir örnek vermek gerekirse, işte Feridüddin Attar'ın Mantık-ı Tayr diye bir eser var. Bugünlerde diziye uyarlanan bir eser. Feridüddin Attar'ın Mantık-ı Tayr diye bir eseri var. Mantık-ı Tayr, İranlı Feridüddin Attar yazmış bunu. Aynı eseri Gülşehri de yazmış. Gülşehri. Sanki motomot çevirmiş, bir takım çıkarmalar, eklemeler yapmış. Ve Mantık-ı Tayr ismiyle bunu neşretmiş arkadaşlar. Günümüzde olsa buna intihal diyorlar, çalıntı diyorlar. Ama o dönemde öyle bir şey yok arkadaşlar. Biraz önce söyledim. Mesela işte Ezop masalları var. Eski Yunan'da Ezop masalları var. İşte La Fontaine masalları var. Klasik dönemde yazılmış La Fontaine masalları var. Hatta birebir yazılmış tiyatro eserleri var. Eski Yunan'da yazılmış, aynısı klasik dönemde yazılmış, isimler aklımda değil şu anda. Evet, tiyatroda üç birlik kuralına uyulmuştur. Biliyorsunuz trajedi ve komedide üç birlik kuralı vardır arkadaşlar. Dramda yoktur. Dram zaten bakın klasik dönemde dram çıkmamış. Roman hikaye de çıkmamış, yaygınlaşmamış henüz. Zaman, mekan, olay birliği kuralına uyulmuştur. Klasik edebiyatta daha çok şiir, trajedi, komedi ve denemede gelişme göstermiş klasik edebiyatta. Evet, batılı temsilcileri bunlar Corneille, Racine, Molière, Lavoisier, La Fontaine, Madame de Lafayette, Blaise Pascal,
Montaigne, Boy, Fenelon. Evet. Çok önemli değil ama Türk edebiyatındakiler önemli. Ahmet Vefik Paşa ve Şinasi. Hemen şunu da söylemek lazım burada. Türk edebiyatındaki pek çok akım mensubu sanatçının eserlerinde mensup olduğu akımın özelliklerini %100 görmek mümkün değil. Ahmet Vefik Paşa ve Şinasi'nin klasisizm anlayışı içinde bunu söylemek gerekir. Mesela işte klasisizmde sanat sanat içindir görüşü doğrultusunda eser verilmiştir. Ama Şinasi'de Ahmet Vefik Paşa'da sanat toplum içindir anlayışı olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde romantizmden devam edelim. İyi çalışmalar diliyorum. İyi günler. Sen kalın.